Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve huzurla geçiyordur. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere doğum günü hediyelerimden bahsedeceğim. Öncelikle şöyle ojelerden bahsetmek istiyorum. Kendime bol bol oje aldım. Morgan Taylor markasına ait ojelerden bahsedeceğim. Morgan Taylor markası Amerika'ya ait bir marka. Türkiye'de de kozmetik Pro satıyor. Hem kendi siteleri var hem de Trendyol'da butikleri var. Her ikisinden de yapmış olduğum alışveriş oldu bu. Hem Trendyol'dan hem de kendi sitelerinden yaptım. Kendi sitelerinde bazı objeler %50 indirime düştüğü için 45 liraya geldi. Normalde de Trendyol ise 85 lira arasında bir fiyata satıyor. İndirimsiz fiyatları ise 102 TL. Hemen başlayalım. Şöyle güzel bir koyu pembem var. Şöyle ismini şöyle göstereceğim. Görünüyordur büyük ihtimalle. Orada görünen renkten bir tık daha koyu. Şöyle. Videonun altına hepsinin ismini de yazacağım. Bu en favori rengim oldu. Bunun ismi yazmıyor. Bunu kesin bulup yazacağım. Koyu bir renk. Şöyle. Normalde green renkten hoşlanmam ama ona çok bayıldım. Şöyle bir açık pembe. Şöyle görünüyor. Bir diğer beğendiğim, aşık olduğum renk. Şöyle. Bayıldım bu renge. Şunları alalım şöyle yanımıza. Bir diğer rengim ise şöyle. Numarası görünüyor yazısı. Şöyle bir gri renk. Bu şöyle güzel bir yeşil. Koyu bir yeşil renk. Şöyle bunun da numarasını göstereyim. İnşallah görünüyordur. Dediğim gibi alt kısma yazacağım. Şöyle mor bir renk. Koyu mor. Şöyle. Bu böyle çok güzel bir yanar dönerli bir mor. Bayağı ışıltısı da var içinde. Şöyle. Bu çok güzel mavi gri karışımı olan bir renk. Şöyle bunun da ismi böyle. Bu da çok güzel bir mor. Bu bir tık daha açık bir mor. Şöyle. Bunları daha sonra sizinle beraber tırnaklarımda deneyeceğiz. Lakin tırnaklarım şu anda çok berbat. Onları uzattıktan sonra size bir tırnak videosu çekeceğim. Şu da böyle mavi bir renk. Son olarak da böyle bir bez kot aldım. Bu bez kot sürdüğünüz zaman kendi tırnağınızın rengini alıyor. Artı 10 güne kadar da sertleşmiş tırnak diyor. Bunu da deneyeceğiz. Şöyle. Bir diğer ürünüm ise CNT diye okunuyor sanırım. Markasının. Bu Şilak ojeleri var. Kalıcı ojeleri var biliyorsunuz. O marka. Bu Vinyl Lüks serisine ait 7 gün kal olduğunu vaat eden bir ojesiyle şöyle. Ojelerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi 4 tane de kozmetik ürünüm var. Golden Rose'un Classis markasına ait. Sanırım Classis diye yazılıyor. Bu kaç numara? 105 numaralı lip glossu. Şunun numarası yazmıyor.
dikkatlice bir bakayım ama yazmıyor. Bu da çikolata kahverengi bir lip gloss. Zaten 3 çeşit lip gloss'u vardı. Açık, orta ve koyu bu. Ben şöyle 2 tane aldım. Sonra 2 tane de maskara aldım. Şu anda gözümdeki bu. Bence çok güzel duruyor. Keşke bundan bir tane daha alsaydım diye düşünüyorum. Bunu daha denemedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bir maskara. Ultra Definite Volume diyor. Ve simsiyahmış. Deep Black diye geçiyor. Bu da Max Volume Curl diye geçiyor. Şöyle. Renkli kozmetiklerim de bu kadardı. Oje yok dedim ama bir tane de sertleştirici aldım. Şöyle Golden Rose'un Black Diamond isimli bu sertleştiricisinden 2 tane aldım. Şöyle. Bu ikili fiyatı 280 liraya gelmişti. Bunları 20 liraya 30 liraya aldığımız zamanları da hatırlıyorum yani. O kadar zamlanmış ki. Şimdi de renkli kozmetik tarafım bitti. 3 tane parfüm aldım MAC'ten. İkisi yüzlük, bir tane de 50'lik. Şöyle bir şey vardı. Ben bu iki büyük boya aldığımda 580 lira ödedim. İkincisi %50 indirimli. Sonradan zam gelmiş. Bayağı zam gelmiş. İlk olarak Tom Ford Black Orchid'de 103 numaralı. Bu erkek parfümü diye geçiyor ama biliyorsunuz Tom Ford Black Orchid'i kadınlarda kullanılıyor. Yıllardır kullanmıyordum. Özlemişim. Çok güzel bir kokudur Tom Ford Black Orchid. Bir dönem imza parfümümdü. Şimdi yeniden kullanmak beni çok mutlu etti. Şöyle. Bu markayı yanlış telaffuz edebilirim. Çok özür dilerim. Bu ise Z102 Zadig Walter diye okunuyor sanırım. O markanın Just Rock for Her'ı. Çok güzel vanilya parfümü böyle. Ben bunu çok sevdim. Ağır. Çok güzel. İçerisinde patchouli, vanilya. Başka ne vardı? Yasemin vardı. Ben bu yüzden çok sevdim bu parfümü. Yani bütün sevdiğim notalar bu parfümde birleşmiş. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu size tavsiye ederim. Ağır koku seviyorsanız. Ah. Bunu sıkmak isterim bir tane. Çok güzel. Bir diğer parfüm ise gene Tom Ford'un. Bu sefer 50 milimlik. T105 Lost Cherry. Bu da çok güzel bir vişne parfümüdür. Yani sevenin çok seveceği, sevmeyenin ise nefret edeceği bir parfüm. Çünkü içerisinde acı badem ve vişne var. Ben çok seviyorum bu tarz kokuları. O yüzden aldım kendime. Yedek aldım. Başka markalardan da var çünkü. Yedeklemiş oldum. Bir diğer kozmetik ürünüm ve son ürünüm kozmetikte. Moderm'in saç ürünleri çıktı biliyorsunuz. Tonik, saç yağı, saç maskeleri. Ben bundan aldım. Çünkü benim aşırı yıprandı saçlarım arkadaşlar. Mavi renkte olmaktan. Yani renkli saç kullanmaktan çok yıprandı. Açtım, kapattım. Şimdi de uzatmaya çalışıyorum. Bu onarıcı olan. Bunu deneyip yorumlarım size. Kozmetik ürünlerim bitti. Bir iki tane de Hakmar'dan aldığım çok güzel şu kutulardan bahsedeceğim size. Baya güzel. Şu mavi rengi. Bir saniye. Böyle koyayım. Bir tane de şöyle kırmızı renk aldım. Ben bunları oje koymak için aldım. Çok güzeller gerçekten. Bunların fiyatları da 50 liraydı. Bunlar
Bunu çok severek aldım. Bu bir tepsi. Böyle ben kahve içmeyi falan çok seviyorum. Ve böyle tepsilere de bayılıyorum. Bunun da fiyatı 50 liraydı. Annem beğenmedi burada. At var diye. Neden at var diye bana. Ama ben çok beğendim. Ürünlerim bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.